Selam takipçi dostlarımız ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda çok acı diye tabir ettiğimiz biberlerin tohumlarını nasıl çimlendireceğimizi anlatmaya çalışacağım. Acı biber diye tanımladıklarımız öyle bildiğiniz normal yetiştirdiğiniz acı biberler değil. Onların çimlendirmesi çok daha kolaydır. Bakmayın siz bazılarının işi yokuşa sürdüklerine, aslında biber tohumları çok rahat çimlenecek tohumlardır. Bunlarla ilgili kanal içerisinde sürekli anlatmaya çalışıyorum. Tohumların çimlenmesi için belli istekleri vardır. Bu istekleri karşıladığınız zaman çimlenmeyecek tohum yoktur. Ancak bu tropikal biberler çok acıdırlar. Hatta deli acı diye tabir edebileceğimiz şekilde acı biberlerdir. Scoville değerleri çok yüksektir. Bu Cholakia gibi biberlerin en büyük sıkıntısı tohumlarının çimlendirmesinin çok zor olmasıdır. Bu tohumları diğer biberler gibi isteklerini karşılasanız bile bazen 25-30 günde çimlenmediği olabilir. Bu nedenle çimlendirmeye başlamadan önce bunları ayrı bir muameleye tabi tutmak gerekir. Biberlerin hızlı çimlendirmesi için 10 ayrı uygulamaya yönelik videoyu hazırlıyorum. Orada bir deney şeklinde bir takım uygulamaları göreceğiz. Hangisinin başarılı olduğunu artık hepimiz beraber karar vermeye çalışacağız. Bu tohumları çimlendirirken hidrojen peroksit, yani bildiğimiz oksijenli su kullandık. 8 saat oksijenli suyun içerisinde beklettik. Kapalı bir kabın içerisine koyduğumuz nemli peçetelerin üzerinde 4 gün bekledikten sonra tohumların kök atmaya başladığını fark ettik. Tabii 4 günde %100 bir çimlenme olmadı. Çimlenmeyenleri aynı ortamda devam ettirdik. Onlar da 5 gün, bilemediniz 6. günde çimlenmeye başladılar. Yani çimlenmeye başladılar dediğim, tohumlar çatladı ve ucundan kök vermeye başladılar. Tohumlar çatlayıp kök atmaya başladığı zaman biz bunları acilen toprağa almak zorundayız. Çünkü ıslak peçetenin üzerinde devam edebilme şansları yok, bir müddet sonra ölmeye başlarlar. Kabukları çatlayıp kök uçları ortaya çıkmaya başladığı zaman acilen bunları toprağa almak zorundayız. Daha önce tohumun çimlendirmesiyle ilgili toprak hazırlığını anlatmıştım. Ancak burada artık çimlenme aşamasını geçtik. Bir tık yukarıya çıktık. Artık bunlar fide olmaya başlayacaklar. İsterseniz bir miktar gübre koyma şansınız da var. Ancak benim her zamanki tavsiyem şudur. Bu tarz ortamlarda hiç gübre kullanmayalım. Gübreyi ihtiyaç duydukları zaman üstten verelim ki hem kontrol bizim elimizde olsun, hem de onlar ortamdaki gübreyi çok hızlı üzerlerine çekerek istemediğimiz bir duruma gelmesinler. Kullanacağımız toprağın nemi elimizde sıktığımız zaman hafif kendini toparlayabilecek, çok fazla dağılmayacak, ancak sıktığımız zaman da parmaklarımızın arasından su çıkmayacak şekilde bir nemlilik seviyesinde olması lazım. Bu toprağı viyolilerimizin gözüne koyacağız. Parmağımızla biraz bastıralım. Çünkü sulama yaptığımız zaman toprak viyoliden dışarıya çıkmasın. Çok fazla değil, şöyle elimizle bastırırsak yeterli olacaktır. Bu arada hangi sebze tohumu için hangi viyoli kullanacağımız konusunda bazı sorular geliyor. Aslında çok önemli bir konu. Buna yönelik bir videoda çekmeyi düşünüyordum. Hangi tohumu, hangi viyolde, hangi şartlarda çimlendirebileceğimizi görmüş oluruz. Parmağımızla hafifçe bastıktan sonra tekrar şöyle nazikçe üzerine toprak serelim. Daha sonra bir kalemin arkası veya bir çubukla şöyle 3'te 2'si civarında bir delik açalım ve bu deliklerin hepsine çimlendirdiğimiz biber tohumlarını koyalım. Tohumları yerleştirme işleminden sonra nazikçe üzerlerine bastırıp
tohumların üzerine örtelim. Yalnız bu işlemi çok fazla basınçla yapmayın. Çünkü kökler daha çok nazik, fazla darbe almasını, basıncın içerisinde sıkışıp kalmasını istemeyiz. Ve en sonunda iyi bir can suyu verelim. Toprakta ufak tefek su nedeniyle oynayan, dışarıya çıkan tohumlar varsa tekrardan toprağın altına alalım. Bu şekilde çok kısa sürede biber fidelerimiz ortaya çıkacaktır. Bundan sonra fidelerimizin normal bakımlarına devam edebiliriz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra viyollerimizi mutlaka sıcak bir ortamda tutmaya çalışalım. Çünkü fidelerin gelişimi için sıcak çok önemlidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.